Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan bizlerle birlikte olacaklar. Ve kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir günün ardından programımıza katıldı. Hocam, kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklar nelerdir? Evet, en fazla gebelik dışında bize kadınların başvurma nedeni işte kanama düzensizlikleridir. Kanama düzensizliklerinin birçok nedenleri olabilir ama en sık gördüğümüz nedenler over kistleri gibi, yumurtalık kistleri ya da rahim içi nedenler, polip gibi, rahimin içerisinde gelen olan miyomlar gibi nedenlerdir. Bazen rahim ağzı bozukluklarına bağlı kanamalar olur. Ya da hormonal bozukluklar vardır. Peki adet düzensizliği nedir hocam? Evet, adet düzensizliği bir kadının 23 günden sık, 35 günden aralıklı adet görmesi de adet düzensizliği deriz. 35 günden fazlaysa adet araları oligomenore diyoruz, az adet görme. 23 günden de sık ise menometroloji diyoruz, sık adet görme, düzenli siklus ile bunlara bu adları veriyoruz. En çok nedenler de dediğim gibi işte hormonal nedenler olabilir, kistler, tümörler olabilir, miyomlar olabilir. Ama en fazla kist ve miyomlara rast geliyoruz. Endometriyal polip dediğimiz, rahim içi poliplerde sık gördüğümüz nedenlerden biridir. Adet düzensizliğin getirdiği ciddi hastalıklar var mıdır? Tabii. Adet düzensizliği bir alarmdır, bir belirtidir. Hastalık değildir. Ama onun rehberliğinde biz neden adet düzensizliği olduğunu araştırırken işte herhangi bir hastalık var mı yok mu ona bakarız. Çok nadirdir hiçbir nedeni olmayan adet düzensizliği. Ona idiopatik diyoruz. Yani nedensiz, nedeni belli olmayan adet düzensizliği. Aşırı kanama onlarda da olabilir aslında. O zaman onlara da müdahale ediyoruz ama genelde bir altında yatan bir neden buluruz. Peki hocam, adet düzensizliği olan hanımlarda kist ve miyom oluşur dediniz. Peki miyom nedir? Miyom rahmin kötü huylu olmayan tümörüdür. Çok sık görülür kadınlarda. Özellikle 40 yaşından sonra 3 kadından birinde hemen hemen rastlarız miyom tümörüne. Ama korkulacak bir şey değildir. Eğer hiçbir semptom vermezse, hiçbir belirti vermezse sadece takip ederiz. 6 ayda bir ultrasonlarla ani büyür mü, büyümez mi diye bakarız. Ama eğer aşırı kanama yapıyorsa, baskı yapıyorsa, 6 ay içerisinde 2 katına çıktıysa, hızlı büyüme yaparsa, o zaman ya da infertiliteye, çocuk olmasına engel olursa, o zaman operasyon, ameliyattır tedavisi. Tabii bir tedavisi yoktur. Operasyonda, ameliyatta alıyoruz bu miyomları. Peki hocam, miyomun ağrısı var mıdır? Çok hızlı büyürse ve baskı yaparsa ağrı yapar. Yoksa onun dışında ağrı yapmaz. Kocaman olsa bile hiç anlamazsınız. Elinize gelir karnınızdan. Hele de biraz kilonuz yoksa, zayıfsanız çok daha kolay karından ellenebilir, palpe edilebilir. Peki miyoma sebep olan etkenler nelerdir? Kadınlarımız neye dikkat edecek? Birçok kadında görünüyor dediniz ya. Evet. Aslında nedeni belli değil. Östrojen hormonu suçlanıyor ama aslında nedeni belli değil. Yani şunu yaparsanız miyom olur diye bir şey yok. Bu birazcık genetiktir. Genetik nedenler, özellikle annesinde, kız kardeşinde, teyzesinde, halasında miyomu olanlarda daha çok miyom görür. Bazı ırklarda, Afrika gibi ırklarda, siyah ırklarda çok miyom gözükebilir. Ama çok nedenini bilmiyoruz açıkçası. Peki miyomu olan bir kadın hamile kalabilir mi hocam? Gebelikle karşılaşabilir mi? Kalabilir ama çok büyük bir miyomu varsa gebelikte hem ağrıya neden olabilir ani büyüme, hem kanamaya hem de düşüklere neden olabilir. Eğer kadınlarımız inşallah bunu oturtabiliriz, gebe kalmadan önce muayeneye gelirlerse, eğer çok zararsız bir yerde 2-3 santimlik bir miyom varsa dokunmuyoruz. Ama çok büyükse 5-6 santim, 7 santim gibi, hem gebelik sırasında soruna yol açabilir hem de düşüğe yol açabilir diye öncelikle miyomu alıyoruz, ondan sonra gebe kalmasını istiyoruz. Ha, gebe kalıp da geldiyse tabii ki gebeliği sonlandırmıyoruz, takip ediyoruz. Eğer sorun çıkarsa müdahale ediyoruz. Miyomla bebek büyüyebiliyor.
Biliyor ama dediğim gibi yeri önemli miyomun. Miyom rahim içinde de olabilir. Rahmin kas tabakasında olabilir ya da kas, rahmin üstünde olabilir. Özellikle rahmin üstündeki miyomlar genelde hiçbir sorun çıkarmazlar. Hiç dokunmamak lazım onlara. Ama rahmin içine doğru büyüyen miyomlar hem kanamalara neden olabilir hem de düşüklere neden olabilir. Peki hocam tümör nedir? Tümörle miyom aynı mıdır? Şimdi tümör aslında kitleye tümör diyoruz. Evet. Önemli olan iyi huylu ve kötü huylu olması. Miyom da bir tümördür, evet. Ama iyi huylu bir tümördür. Önemli değildir. Takip etmek yeterli olur. Çok nadiren sorun çıkarırsa almak gerekir ama kötü huylu tümörler özellikle miyomlardan da kötü huylu olanlar olabilir. Dejenerasyon yani malign dejenerasyon dediğimiz kötü huylu tümöre dönüşebilir nadiren de olsa. İşte iki katına çıktığında biz öyle olduğunu düşünür ve hemen almak isteriz. Ama daha çok böyle yumurtalıklarda da kötü huylu tümörler olabilir. Önemli olan tümörün ki iyi ya da kötü huylu olması. Kötü huylu olmayan tümörlere bir şey yapmıyoruz ya da takip ediyoruz. Ancak baskı oluşturursa, sorun oluşturuyorsa alıyoruz. Peki hocam sağlıklı bir yumurtada kadınlarımız nasıl sahip olacaklar? Nasıl kendilerini koruyacaklar? Sağlıklı bir yumurtalığa sahip olmak için çok yapabilecekleri bir şey yok ama her hastalık gibi sağlıklı beslenme her şeyi, vücut hücrelerini yapan şeyleri beslenme yoluyla çevresel etkenler o kadar etkili ki günümüzde işte radyasyon, hava kirliliği, beslenme, yapay şekerler, stres, o kadar sigara çok kullanımı, alkol her kullanımı. Şeyi, evet, her şeyi etkiliyor. Bütün hücrelerimizi etkiliyor. Tabii yumurtalıklarımızı da etkiliyor. Sağlıklı bir beden sağlıklı yumurtalıktır, evet. Aynı zamanda beslenme ve çevresel faktörler, kötü alışkanlıklardan uzak durmak bir nebze olsun, tamamen değil tabii ki, korur. Konuşmanızın içerisinde rahim ağzı dediniz hocam. Hı-hı. Rahim ağzında oluşan rahatsızlıklar nelerdir? Evet, rahim ağzı çok önemli. Evet. Özellikle genç kadınların en büyük belası rahim ağzı kanseri. Genelde eğer kontrole gitmiyorlarsa geç fark ediliyor. İlişkiden sonra kanamalarda böyle özellikle biz rahim ağzı kanserinden korkarız. Masif cinsel yolla bulaşan hastalıklar çağımızın en büyük belası. Ve bu cinsel yolla bulaşan hastalıklardan HPV özellikle HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden oluyor. %99 nedeni HPV virüsüdür. O yüzden düzenli kontrollere gitmek gerekiyor. Rahim ağzından simir denilen bir tarama testi yapıyoruz. Hücre sürüntüsü alıyoruz. Akıntıdan sürüntü alıyoruz. Çok basit bir yöntemle mikroskopta bakarak çeşitli değişiklikler olup olmadığına bakıyoruz. Hatta şimdi Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması var. Sağlık ocaklarında ASM'lerde rahim ağzı kanserinde, rahim ağzı sürüntülerinde HPV virüsü bakıyorlar. Çok da güzel bir tanı koydurma metodu ve ücretsiz yapıyorlar bunu. Rahim ağzı kanseri sürüntüsünü 5 yılda bir aldıklarında genç kadınları çok güzel rahim ağzından koruyor. Yalnızca tek bir handikapı var Sağlık Bakanlığı'nın. 30 yaşından sonra alıyor bunu. O yüzden 30 yaşına kadar biz takip ediyoruz. Ondan sonra gerekirse ya burada ya da aile hekimlerinden rahim ağzı kanser taramalarını yaptırabiliyorlar.